topraklar çok anılarla doludur. 563 öğrencimiz ölüme gitmek için sandarlarla bu örenkeye çıkmışlar ve 2 yıl burada büyük bir mücadele vermiştir. 5 Ağustos günü muazzam bir saldırı altında olan Kıbrıs Türkler Türkiye ile iletişime geçerler. Türk Hava Kuvvetleri'nin müdahalesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 1960 anlaşmalarından dolayı elde ettiği garantörlük hakkı da devreye girmiş oldu. Cengiz Topel'in uçağı 8 Ağustos günü aldığı bir saldırı netice itibariyle düşüyor, ancak kendisi fırlatma koltuğundan fırlayabiliyor, paraşütle inebiliyor ama maalesef işkence altında ömür bırakıyor. Erenköy'de büyük bir destan yazılmış. Türkiye Cumhuriyeti'nin Çanakkale Savaşları gibi bizim için burada direniş noktasında gösterdiğimiz cesaret, bütün dünyaya verilen mesaj, toprak uğruna, vatan uğruna Kıbrıs Türk'ü ölmeye hazırdır. Biz asla bu kadar fedakarlıktan sonra, bu kadar şehitlerden sonra, bu kadar bedel ödedikten sonra kendi bağımsızlığımızdan, özgürlüğümüzden ve egemenliğimizden asla vazgeçemeyiz. Asla 1974 öncesine dönemeyiz. Süleyman Uluçamgil bu topraklarda şehit olmuş ve ondan bir şeyler aktarmak istiyorum. İnanıyorum bir tek vatana, yüreğimde değgin bellekte. Ne var aramızda, Akdeniz varsa, ne fark var aramızda? Hep aynı sınırlarda sıvanmışız. Kimimiz ölürken diyoruz, kimimiz ölür kana.